Arkadaşlar herkese merhabalar, herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün yine sicil affı dilekçesi alarak kredisi onaylanan bir vatandaşımızın delillerini size burada ispatlayacağım arkadaşlar. 250 bin TL kredi ve kredi kartı ve ek hesap onaylandı arkadaşlar. Bu vatandaşa daha önceden kredi çıkmıyordu ve şimdi KKB puanına bakacaksınız arkadaşlar. Öncelikle Bursa'da oturan vatandaşlarıma söylemek istiyorum. Findex puanınızla ilgili, banka sicilinizle ilgili herhangi bir soru cevap yapmak istiyorsanız ücretsiz bir şekilde Bursa'da Balkan Mahallesi'nde buradaki kafenin adını görüyorsunuz. Decortado kafe. Burada geldiğinizde bana haber verin. Ben evim yakın zaten. Ben buraya gelip sizinle çay kahve yapabiliriz arkadaşlar. Herhangi bir ücret falan bir şey istemiyorum. Bursa'daysanız kafeye bekliyorum hepinizi. Şimdi birinci ekran görüntüsü gelsin arkadaşlar. Görüyorsunuz şu anda. Şimdi telefon numarasının sonunu görüyorsunuz. 761. Yarın ne oldu kardeşim? Hayırdır dememen için. 761 telefon numarasının sonu. Bakın kaç tane dilekçe almış benden? 1, 2, 3, 4, 5 tane dilekçe almış. Her zaman ne diyorum? Dilekçe sayısı ne kadar çok olursa o kadar da şansın olur. Yani mantık olarak bir dilekçe alırsan bir şansın olur. 5 dilekçe alırsan 5 şansın olur. Şimdi bu dilekçeyi almış. İkinci ekran görüntüsü gelsin şimdi. Findex puanını görüyorsunuz arkadaşlar. 1061. Rapor tarihini görüyorsunuz. 09.08.2024. 1061 Findex puanı. Sonra yine 761 sonu olan telefon numarasından bugün arkadaşımız bana yazmış. Merhaba, 5. ayda sizden banka sicil affı dilekçesi almıştım. İlk gönderdiğimde olumsuz yönde cevap geldi. Bu ayın başında bir daha gönderdim. X Bankası, banka ismini paylaşamıyoruz, şubeye davet etti. 100.000 TL kredi, 100.300 TL limitli kredi kartı ve 50.000 TL ek hesap onayı geldi. X Bankası maaşlı müşterisi olduğum halde kredi kartı veya kredi vermiyordu. Gönderdiğim dilekçe sayesinde kredi kartı ek hesap açıldı ve ekran görüntülerini göndermiş arkadaşlar, görüyorsunuz. Maaş müşterisi olduğum halde vermiyordu diyor. Şimdi 4. ekran görüntüsü geldi arkadaşlar şu anda. Görüyorsunuz. Burada da 100.000 TL onaylandığını görüyorsunuz. Kredi. Zaten açılış tarihini görüyorsunuz. 13.08.2024. Şimdi ek hesabı görüyorsunuz. 5. ekran görüntüsünde. 50.000 TL onaylanmış. Diğer yandan kredi kartını görüyorsunuz. 100.300 TL onaylanmış. Zaten hesap kesim tarihinden ne zaman açıldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz ispatla yükümlüyüz. Onaylandığı zaman çıkıp vatandaşlara al dilekçe sayesinde kredi onaylandı, kredi kartı onaylandı diye diyoruz. Ama biz kredi çıkartan bir kurum değiliz. Biz sadece dilekçe hazırlayan bir iş yeri olduğumuz için size çıkıp çıkmayacağını bilemeyiz. Ama bu dilekçe, sicil affı dilekçesi şu anda 16.500'den fazla vatandaşımızın işine yaradı arkadaşlar. Sizler de alıp gönderip şansınızı deneyebilirsiniz. Dilekçe ücretlerimiz videonun altında var arkadaşlar. WhatsApp numaramız yine 0543 641 61 77. Buraya yazarak dilekçenizi alabilirsiniz. Sicil affı kanunu hala yürürlükteyken, zaman varken dilekçenizi alıp gönderin arkadaşlar. Yapmanız gereken çok basit. Dilekçeni alıyorsun, çıktısını alıp imzalıp PTT yoluyla, WhatsApp yoluyla sana gönderdiğimi bankanın genel müdürüne gönderiyorsun. Bu kadar basit kardeşim. WhatsApp'tan bekliyorum. Kendinize iyi bakın.